Şu ana kadarki hep videolarımda hep İngiltere şöyle güzel, Londra şöyle güzel, Londra'da şöyle avantajlar var diye hep olumlu şeyleri duydunuz benden çoğunlukla. Herkes de böyle şey diye soruyordu, yani her şey mi güzel, yani hiçbir şeyin hani sevmediğin bir şey yok mu? İşte bu videoda Londra'da, İngiltere'de sevmediğim, bana farklı gelen, hala da alışamadığım ve hani kabullenemediğim şeyleri konuşacağım. Herkese yeni bir Londra videosuyla merhabalar arkadaşlar. Şimdi güneş yüzünü gösterdi bugün. Hemen dışarıya attım. Tabii ki de tüm herkes kendisini dışarıya attı. Dediğim gibi hava güzel, bir de pazar günü, herkes dışarıda. Videoyu da dışarıda çekeyim istedim ama arkadan da bayağı kişi geçiyor falan. Herkes de bana bakıyor, ne yapıyor bu kız falan diye. Neyse, önceki videomda Londra'da 4 yıl ne umdum ne buldum videosunda izlemeyenler için yukarıya linkini veriyorum şimdi. Orada böyle hani bol bol Londra hakkında konuşmuştum. Buradaki sosyal şartlardan işte... nelerin Türkiye ile nelerin farklı olduğundan falan bahsetmiştim ama tabii ki de hep böyle olumlu hani şeyler oldu. İnsanlar da işte hiç mi olumsuz yanı yok falan dediğini düşündüm. Tabii ki de hani hala alışamadığım tarafları var. Bu videoda onlardan bahsedeceğim ama hani videoyu aslında şey gibi düşünmeyin. Hani dezavantaj gibi işte Londra'da yaşamanın olumsuzlukları falan gibi değil. Onunla ilgili zaten bir video yapmıştım. Tekrardan yukarıya linkini bırakıyorum. Hani o genel dezavantajlar. Şimdi bu videoda konuşacağım ise daha çok kişisel bazda, yani benim neleri hala kabul edemediğim, neleri hala farklı olarak gördüğüm şeylerle ilgili bahsedeceğim. Birincisi tabii ki de Londra'nın çok yağmurlu ve de hani soğuk bir yer olduğunu zaten herkes biliyordur ama hani bunları geçtim, gerçekten depresif bir yer, depresif bir şehir çünkü karanlık arkadaşlar, karanlık. Gerçekten karanlık. Şu anda hava güzel. Zaten şöyle güzel bir günü yakalamak için kaç gündür bekliyorum. Çünkü videoyu dışarıda yapmak istiyorum. Hava güzel değil. O yüzden erteliyorum. Hadi yarını bekleyeyim, yarını bekleyeyim diye. Şu andaki havaya bakmayın ama genelde karanlık bir ortam var. Yani gündüz bile tam olarak aydınlanmıyor yani gerçekten. Hani hep böyle bir perde varmış gibi yani gökyüzünde. Özellikle tabii ki de kış aylarından bahsediyorum. O yüzden insanın kendisini motiveli tutması, enerjik tutması inanın çok zor. Özellikle işsizseniz ya da evden çalışıyorsanız, hani evdeyseniz, hani sabah erken kalkıp işe gitmediğiniz sürece, hani kendinizi meşgul edecek bir şey olmadığı sürece inanın çok zor. Yani kendinizi motive etmek, enerjili tutmak çok zor. Yani gayret ediyorum. İnanın çok fazla gayret ediyorum. Sabahları erken kalkmaya, o gündüz ışığını yakalamaya falan inanın çok gayret ediyorum. Yoksa insan düşüyor. Gerçekten düşüyor. Yani depresif. Bir depresyona girdiğinizde inanın oradan çıkmanız o kadar zor ki. O kadar zor. Bir de ortam gerçekten çok müsait. O yüzden hani en önemli şeylerden bu. Hani ilk Londra'ya taşındığınız zaman kış aylarındaysa inanın kendinizi hani bir düzene oturtmak. Bir de ilk geldiğinizde tabii ki de kendinizi biraz hani olumsuz hissedeceksiniz. Ortama uyum sağlayana kadar. Kendinizi motivasyonunuzu yükseltmek gerçekten çok zor. Yani çok fazla depresyona giren kişi var yani. Gerçekten var. Çünkü karanlık bir ülke. Gerçekten karanlık bir ülke. Yani en çok zorlandığım tabii Türkiye ile karşılaştırdığında hani gerçekten çok farklı bu yönden. O yüzden kendinizi enerjik tutmak, motiveli tutmak çok zor. Bunun için ekstra bir gayret sarf etmeniz gerekiyor. İkinci hala alışamadığım, sevmediğim, farklı gördüğüm şeylerden bir tanesi de insanlarla alakalı tabii ki de. Yani biz Türk milleti olaraktan, Türkler olaraktan daha sıcakkanlıyız. İşte hemen böyle insanlarla kaynaşabiliriz, hemen muhabbet edebiliriz. Tipik hani Akdeniz insanıyız. Ama İngilizler
gerçekten soğukkanlılar. Yani insanların hani genel yapısı o. Hani soğuklar, çok fazla şey yapmıyorlar, samimi muhabbete girmiyorlar. Tamam sizle belki konuşuyorlar ama hep araya bir mesafe koyuyorlar. Hani karşı taraftan da olumsuz yargılanabilir. Hani işte bu neden böyle kendini benden daha farklı mı, daha üstün mü hani sayıyor. Genel öyle bir şey vardır ya hani İngilizlerin genel böyle bir insanları hakkında işte kendilerini üstün tutuyorlar falan tarzında. Hani onu düşünebilirsiniz ama insanların genel yapısı bu. Alışmak biraz zor. Hani muhabbet etmek, sosyalleşmek İngilizlerle biraz zor. Çünkü sürekli böyle aranıza bir mesafe koyuyorlar gibi. Aslında bu hani size gösterilen bir tepki değil. Hani bunu kabullenmek lazım. Bu insanların böyle olduğunu kabullenmek lazım. Kendi aralarında da böyleler. Kendi aile ilişkileri de böyle. Hep böyle soğuk, mesafeli, çok fazla samimi olmayan, aslında yalnız insanlar. Öyle söyleyebilirim. Biz hani Akdeniz insanı olarak mesela aileye çok düşkünüzdür. Hani sürekli işte aile ziyaretleri ya da işte çok çabuk kaynaşırız falan ya. Hani bunlar böyle değil. İngilizler böyle değil. Gerçekten değiller. Kendi yaşantılarında da böyleler. Hep böyle arada bir samimiyetsizlik. Hani samimiyetsizliği kötü olarak şey yapmayın. Hani bir soğuk mesafe var yani arada. Hep böyle bir resmiyet var. Ha, resmiyet. Doğru kelime bu olabilir. Hep böyle resmiyet var. Biraz sosyallik, arkadaşlık ilişkileri falan kurmak biraz zor. Kursanız da onu samimiyete dönüştürmek biraz zor. Hatta şöyle söyleyeceğim. Burada kadın erkek ilişkileri falan bile hani şey kurmak zor. Hani erkek arkadaş, kız arkadaş falan. Hani Türkiye'de nasıldır? İşte bir yere gidersiniz. Atıyorum birisiyle birisinden hoşlanıyorsanız size zaten o göz göze gelmekle hemen belli olur falan. Oradan hani göz temasından sonra işte normal hani konuşmaya falan, iletişime falan girersiniz değil mi? Hani normalde bu böyledir yani. Ama burada böyle değil işte. Kimse birbiriyle konuşmuyor bir yere gittiğinde. Yani bir mesela bir pub'a, işte bir bara falan hani bir sosyal ortama, kafeye falan girdiğinizde herkes kendi halinde. Yani o kadın erkek ilişkileri dediğim gibi hani o tarz şeyler de kurmak zor. Kendi aralarında da öyleler. Sürekli mesela hani birileriyle tanışmak için internetten indirdikleri aplikasyonları kullanıyorlar. Çünkü onların genel düşünce tarzı işte mesela bir yere gittiğinde işte birisini beğensen bile, hoşlansan bile onunla iletişime geçmeye çalışmıyor. Çünkü şey düşüncesi o. Şimdi o orada rahatsız etmek istemiyor. İşte belki de o aynı karşı taraf seninle aynı fikirde değil. Belki sen ondan hoşlandın ama o senden hani hoşlanmamış olabilir. Onu rahatsız etmek istemiyorum gibi düşünce tarzından dolayı kimse birbirine gidip bir merhaba demiyor yani. Hani Türkiye'de bu olur yani çok normaldir. Ama burada dediğim gibi öyle sosyallik, işte kadın erkek ilişkileri, işte şey tanışma, flörtleşme falan bile her şey aplikasyon üzerinden oluyor yani. Aplikasyonu indiriyorsa ya herkes mi? Yani bence hani şöyle diyeyim hani genel insanların %90'ı bence bu aplikasyonu kullanıyor. Ya da oradan tanışıyorlar. Bazı kişileri hatta işte mesela tanıdığım insanları falan sorduğumda hani nereden tanıştınız, nasıl tanıştınız falan, hani hikayenizle falan dediğimde çoğunun cevabı hep şey oluyor. İnternetten, aplikasyondan, flört sitelerinden. İşte yani insanların kendi aralarında bile sosyalleşmesi çok zor. Yani bu dediğim gibi bizle çok farklı. Bizim Türkiye'deki yetiştirilme tarzımızla işte insanlara karşı tarafla iletişimimizle falan gerçekten hiç bağdaşmıyor ama ülke dediğim gibi ülkeden ülkeye fark var yani işte bunların tarzı da bu. Bunların tarzı da bu yani. Bu insanlar yalnızlar ya. Gerçekten yalnızlar yani. Aile hayatları da öyle çok iç içe değil yani. İşte çok bağlayıcı falan. Çok iletişimde değiller. Şu anda da şey mandalina getirdim de onu soymaya çalışıyorum. Bir taraftan da piknik yapıyorum açık havadayken. Böyle gölün kenarında da çok tatlı bir yürüme alanı var. Bayağı da bir geniş. Göl büyük çünkü hatta iki tane göl var.
Figür'ün etrafında da böyle çok güzel yürüyüş alanlarından yürüyebilirsiniz. Gerçekten insan kendini hani böyle bir ormanda falan, şehrin uzağında ormanda falan hissediyor ama evime sadece hani yürüyerek 10 dakika uzaklıkta, merkezde bir yerde burası. Bir de çok planlı programlılar ya, çok disiplinliler. Yani tamam, evet, disiplin, plan, program yapmak tabii ki de çok güzel ama hani son dakika değişikliklerine falan uyum sağlayamıyorlar. Yani pratik değiller. Hani o da sürekli, şimdi güneş gelmeye başladı. Hani o da sürekli herhalde çok düzenli bir sistemde yaşadıkları için, yani hani bir şey iptal oluyor. Diyelim ki hani bir iş yapıyorsunuz. Hani randevunuz var, işle alakalı birisiyle bir görüşmeniz var. Yani son dakika bir değişiklik olmuş. Hani biz hemen böyle uyum sağlarız yani, işte ha tamam, işte tamam, öyle mi? Hani şimdi ne yapmam gerekiyor falan, nasıl idare edebilirim? Nasıl bu durumu geçiştirebilirim falan, hani tolere edebilirim falan tarzında biz hemen uyum sağlarız yani, işte her koşulu uyum sağlarız. Ama bunlar böyle değil yani. Son dakika iptalleri falan, işte değişiklikleri, yemin ediyorum hani bir gün öncesinden bu değişikliği, iptali falan haber vermen gerekiyor. Yani son dakika planlarını değiştiremiyorlar. Bunu yapma kapasiteleri yok diyeyim ben size. Yani Türkler olarak, dediğim gibi, biz çok karışık bir ortamda yetiştiğimiz için biz alışmışız yani her duruma uyum sağlamaya. Bunlarda o pratiklik, o böyle hani değişikliklere hazırlıklı olma şeyi yok. Alışkanlıkları yok. Bu videomda da böyle 4 yıldır bana farklı gelen, garipsediğim şeyleri anlattım size. Birazdan kalkayım, zaten yine hava kararmaya başladı. Şu anda saat 3 ama hava kararmaya başladı, güneş battı. Eve gitmem lazım. Birazdan 10-15 dakika içerisinde kapkaranlık olacak çünkü. Bu videom da böyleydi. Benim videolarımı takip etmek için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Sosyal medyadan da beni takip edebilirsiniz. O zaman ne diyelim? Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İşte size bahsettiğim gibi şu anda saat 3.30. Kalktım, evime gidiyorum. Ama neredeyse hava kararmış durumda.